Merhaba değerli izleyicilerim. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bal kabaklı kek yapacağım. Gelin hep birlikte malzemelerini şöyle sıralayalım. Bir kase bal kabağım var arkadaşlar. Akşamdan pişirmiştim. Püre halinde. Ve bir bardak sıvı yağım var. 200 ml ölçüsü. Aynı bardakla sütüm var. Yarım kase ceviz içi kırılmış. Yarım kase toz şekerim. 2 kabartma tozu ve 1 adet de vanilin şekerli 2 adet yumurtamız var. Ve unumuz var arkadaşlar. Fırın kabımı ben önceden yağladım katı yağıyla. Kekimizin çabucak çıkması için. Ve malzemeleri kenara alıyorum. Çırpma kabımızı alıp bütün malzemeleri içerisine birer birer ekleyeceğim. İki adet yumurtamızı kabıma aldım. Hafif çırptıktan sonra şekerimi ekliyorum. Bütün malzemelerimize sıra sıra ekleyeceğim arkadaşlar. Kabak tatlısı yaptığınızda artan kabakla yapın arkadaşlar. Ben artan tencerenizin altında kalıp ezilen onları biriktirip güzelce kek, börek yapabilirsiniz. Daha önce de kanalımda görmüşsünüzdür. Bal kabağından ben poğaça yapmıştım. Merak edenler o videoma da göz atabilir. Şimdi sıvı yağımı ekledim. Sütümüzü ekliyorum. Ve kabağımı ekliyorum. Kabağım püre halinde arkadaşlar. Tatlı yapmıştım ben. Kalan kabakları da böyle bir kaba biriktirdim. Güzel bir kek yapacağım. Umarım beğenirsiniz. Güzelce kaşıkla ezdikten sonra da blenderla incelteceğim arkadaşlar. Bütün malzemelerin birbirine güzelce karışması için bir 5-6 dakika kadar blenderdan geçiriyorum. Ve kabartma tozunu ve vanilyayı ekliyorum. Onları da güzelce elimde çırptım. Gördüğünüz gibi sapsarı oldu arkadaşlar kekimiz. Kaba tatlısız pişirdiğiniz zaman erişte de yapabilirsiniz. Şu an şekerli olduğu için ben keke, kurabiyeye kullanıyorum. Şekersiz pişirirseniz börekte de kullanabilirsiniz. Çörekte istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Biz hanımlar mutfakta harikalar yaratmayı çok severiz. En son cevizimi ekledim ve biraz da tarçın ekleyeceğim. Bir çay kaşığı kadar. Ben açıklama köşesine yazacağım arkadaşlar. Neler kattığımı ve ölçülerini. Bütün malzemelerimiz güzelce birbirine yedirerek çırptım arkadaşlar. Ve şimdi kekimiz hazır. Güzel bir kıvam aldı. Fazla akışkan da değil, koyu da değil. Yağlamış olduğum kalıbıma döküyorum yavaş yavaş ve bir spatula yardımıyla. Spatula kullandığımız zaman kabımızdan kekimiz daha güzel ve kolay sıyrılıyor. Size de tavsiye ederim arkadaşlar. Ve ısıtılmamış olan fırınıma vereceğim şimdi. Yavaş yavaş ağır ateşte pişecek. Fırınıma götürüyorum ve kekim pişti. Gördüğünüz gibi kalıptan da gayet kolay çıktı. İlk sıcağı geçtikten sonra üzerine pudra şekeri eleyeceğim.
Ve bugün böyleydi arkadaşlar. Huzurlarınıza bal kabaklı kekle geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun canlar.